4 Temmuz öncesi biraz stoğumuzu arttırmak, biraz da mevcutta challenge amaçlı biriktirmiş olduğum kristalleri açmak için yeni bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir stok durumuna bakmak istiyorum. Uzun zamandır herhangi bir şampiyon da yükseltmesi de yapmıyorum arkadaşlar. Katalizör kısmım oldukça doldu. Şu T5'ler, Alfa 2'ler, T4'ler, S4'ler arkadaşlar bol miktarda var. Yani şu anda mevcut 2100 tane kristal var ama ISO var ama 3 ve 4 yıldızlar ISO olmak için burada bekliyor arkadaşlar. Bunları da gerektiği noktada açacağız. Çünkü ortalama 5-6 tane R3, bir tane de R4 atmayı planlıyorum bu akşam itibariyle. Bu yüzden de şöyle hızlıca kristallerimizi açalım. Öncelikle şurada arkadaşlar şövalye prizma biçimli bu ayki kristalden açacağım arkadaşlar. Ama öncesinden hangisini açalım? Şöyle bakalım. Eagle, Korkusuz, Dark Heart vesaire. Burada benim isteyebileceğim ne var? Herkül var. Buzu da mı isterim arkadaşlar? Yani Void'i kopyalama ihtimalim olsun diye buradan açacağım. Yani tamamen şöyle bir 10 tane, yani çıkacağını hiçbir şey düşünmüyorum ama arkadaşlar yine de ihtimalleri değerlendirerek belki 6 yıldız void'i buradan kopyalarız diyerek şöyle bir 10 tane alayım, otomatik basacağım. Bakıyorum var mı bir yeni şampiyon, bir yeni şampiyon çıkar mı? Dondu. Bakıyoruz. Yeni bir şampiyon yok arkadaşlar. Bir tane 5 yıldız Sunspot gözüme çarpıyor. 2 tane 5 yıldız var. Evet, 3 yıldız Ikaris, 4 yıldız Toad, 3 yıldız Toad. Maalesef buradan 6 yıldız gelmedi. Diğer 10 taneyi açalım bakalım mı gelecek. Ama hiçbir beklentim yok arkadaşlar. Buradan hiçbir şey açamıyorum ben ya. Aylardır hiçbir şey açamıyorum. Bu ay diye gerçekten bir beklentim yok. Ama şöyle bir 10 tane daha hakkımızı deneyelim. Bunu da ay sonları açıyorum böyle toplu şekilde. Olur ya, belki yanlışlıkla bir şey gelir diye ama çok affedersiniz. Bakalım buradaki yani yeni şampiyon yok. Kopya şampiyonlar arasında 5 yıldız dahi yok arkadaşlar. 3 ve 4 yıldız komple. Dediğim gibi buradan zaten bir beklentim maalesef yoktu. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şuradan kristallerden K7 ve K8 kristallerim çok fazla birikti. Artık onları da açmak istiyorum. Evet, hatta şu 3-6 yıldız Nexus'u da açalım mı? Bakalım neler gelecek. Bir yeni şampiyon, bir yeni şampiyon, eski Thor 5 yıldız bende yoktu arkadaşlar, çok sevindim, çok teşekkür ediyorum Kabama bu değerli yeni 5 yıldızı bana layık gördüğü için. Bakalım diğerinde ne varmış. 3 3 ve 3 99 alalım bari arkadaşlar. Çok sevindim, iyi bir tane bir yeni 5 yıldız yakalamayı başardım en azından. Devam edelim bakalım başka nelerimiz var. Günlük kristalim de arkadaşlar taht kırıcı günlük kristalim 42 tane. Bunların da tamamını açacağım. Bakalım neler yakalayabileceğiz ondan da. Şöyle K7 K8 kristali K7 K8. Gidelim bakalım. 194'e 202. Arkadaşlar K8'in tamamını açsam mı? 200 tanesinde. Basmaya başlayalım bakalım. Bir T5 daha oluştu. Yani bu bir haftalık süreçte arkadaşlar çok şampiyon yükselteceğim. Artık hem saldırı hem savunma anlamında çok fazla şampiyon yükselteceğim. Çeşitlilik anlamında çok fazla gözüme çarpan şampiyon var. Artık sıra onlarda. Onları yükselteceğim. Bir de sinerji şampiyonlarını da yükseltmeyi planlıyorum arkadaşlar. Onların da katkısı oluyor. Ve mesela Beyaz Manyeto. Yani sadece sinerji değil.
arkadaşlar. Aynı zamanda metal şampiyonlara karşı da etkili bir şampiyon. Tabii ki üst seviye bir hasar potansiyeli yok beyaz Magneto gibi şampiyonların ama R3 atıldığı takdirde en azından siz gittiğiniz yolda belki bir iki tane şampiyonu kesmenizde faydası olabilir. Bu yüzden bu tip çeşitlilik şampiyonlarını da yükselteceğim. Bu yüzden de arkadaşlar artık materyal yani T4 bile arkadaşlar ciddi problem. R2 atarken T4 istiyor. Yaklaşık bir yani yeni gelecek şampiyonlarla beraber 7-8 tane R2 atacağım sadece. O yüzden 6. saniyeyi %100 yaparak 2 tane R2 atma taşı aldım S4'lerden ve T4'lerden tasarruf edebilmek için. Çünkü R3 atmak R2 atmaktan daha tasarruflu gibi geliyor bana. Gerçekten R2 atmak gerek S4 parçasını anlamında 7 tane S4 istiyor arkadaşlar. Yani stoğun 16 olduğu bir oyun oynuyoruz. 7 tane 8 tane R3 15 tane. Yani 15 tane S4'ü tek bir sınıfta biriktirmek gerçekten biraz marifet istiyor. K8 3 tane Tekno gelmiş. 1 tane Mystic 8 tane T4 güzel. 2 tane Mutant 2 tane Kozmik çok güzel. S4'ler güzel gelmiş arkadaşlar. Yani Mutant depoya düştü bende ama en az 3-4 tane Mutant şampiyonu R3 atacağım için benim Mutant'a bol bol ihtiyacım vardı. Güzel oldu. Hatta gidelim K7 kristallerini de açalım. K7'leri de açalım. Burada ne varmış? Tane %10'luk. S5 onu da açalım. Bunlar %2'ler bir süre kalsın. %10'luk. Bu da ittifak macerası. K8'in haftalık ödülü. Çok güzel bilim. Harika. Gelsin. Aa, yarısı dolmuş. Güzel oldu. Ondan da iki tane bilimden R3 atacağım şampiyon var. Gelsinler. K7. Bundan da bir 200 tane açalım. Bakalım bakalım neler geliyor. Bakıyorum. Son 80 arkadaşlar. Bir yandan katalizör oluşuyor. Oluşsun oluşsun. İyi mutant bir tane daha geliyor galiba gelen parçalardan. Bu kristaller de iyi oluyor arkadaşlar. Yani K7 K8 oynarken hem haftalık ödüller hem de günlük gelen böyle kristalleri biriktirerek güzel bir stoğu yardımcı oluyor. Bakalım buradan neler yakalamışız. Hızlıca açabildik. T4'ümüz iyi. Alfa 2 çok güzel. Alfa 2 verdi. Mistik güzel. Bilim, kozmik, tekno. Oh 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 çok güzel. S4 de yakaladık. Çok güzel T4 de yakalamışız arkadaşlar. Görsel hata var mı? Şöyle bakayım. T4'ün bol sayıda stoğu şeyde, depoya düşmüş olması lazım. Şöyle katalizör diyeyim. Bakayım. T4, T4, T4. Güzel. T4'ün bol sayıda düşmüş. Güzel. Bunların hepsini arkadaşlar cayır cayır yakacağız ve harcayacağız. Gelelim bir de günlüklerimizi açalım. 41 tane günlük. Artık bu son arkadaşlar benim bu akşam itibariyle taht kırıcıyım büyük olasılıkla. 42 tane açıyorum ve taht kırıcı günlük kristaline veda ediyorum. Bir tane de 5 yıldız verdi kerata. Keşke yeni hero verseydim. Güzel alfa 2'ler güzel. Basalım bir 10 tane daha. Basalım bir 10 tane daha. Son 2 bastım. Ve çok güzel şeyler yakalayanlar var buradan. Tam T5 yakalayan var. Aa güzel kredi yakaladım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. 40 kredi de yakalamışız oradan. Kristalleri dönüştürelim. Aktarmadı mı ya şey? Yok aktarmış tamam. Evet arkadaşlar şöyle son olarak 3-6 yıldız kristalini de çevireyim. Bakalım buradan ne geliyor?
Bakalım bakalım. 3 ya, hiç buradan bir şey çıkartabilmedim arkadaşlar. Buradan bir şey bulan var mı gerçekten? 6 yıldız bulan var mı ya? Çok merak ediyorum. Hiç bulamadım çünkü ben. Yani 5 yıldız bile kısmen bulabildim. Havok. 4 yıl. 99 kopya. Ne olacak? Güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu akşam videomu muhakkak bekleyin arkadaşlar. 4 Temmuz teklifini değerlendireceğim, alacağım ve açacağım. Bunların hepsini arkadaşlar YouTube'uma yükleyeceğim. Hem fikirlerimi paylaşırım hem de sizden ortak fikir alırım. En doğru şekilde 4 Temmuz'u geçirmeye çalışalım. Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.